Şubat'ın sonuna doğru yaklaştık. 61.999 lira. Yuh. Fiyatıyla şu an iPhone 15 Plus elimde. Biraz gömeceğim, biraz öveceğim ama tasarım gerçekten... Adamlar yapmış. Bu video daha çok incelemeden ziyade bu telefon almaya değer mi ondan bahsedeceğim. Veya bu telefonu kim alsın, kim almalı ondan bahsedeceğim. Çünkü insanlarda garip bir algı var. Bu teyzem kendi almış bu telefonu. Yıllarca 6S kullandı. Hatta o da burada. Ben hep diyorum iPhone güzel telefon ama kime göre neye göre. Baştan şunu söyleyeyim. Bu telefonla düz iPhone 15'in arasında boy ve pil dışında hiçbir fark yok. Biraz daha paralel, daha uzun süre dayanan ve 15 Pro Max boyutunda bir telefon almış oluyorsunuz. Aslında Pro Max'e göre bayağı. Hatta benim kendi telefonumun yanında çok hafif kalıyor. O yüzden oyunu sevdim. Zaten alüminyum kasa. Apple'ın diğer telefonları gibi çelik veya titanyum kasalı değil. Alüminyum kasa. Ben alüminyum seviyorum. Çelik ağırlık katıyor. Parmak izi tutuyor. Ama alüminyum güzel. 1000 nit parlaklığa sahip 6.7 inç bir ekranımız var. Süper retina ekranımız. HDR destekliyor tabii ki. Dolby Vision gibi özellikleri var. Ve güneş altında 2000 nit'e kadar ulaşıyor. Ben bu telefonun yenileme hızı dışında ekranını gerçekten çok sevdim. Ekran parlaklığı bayağı iyi. Özellikle güneşe çıktığınız zaman, güneşe aldığı zaman telefon cayır cayır parlıyor. Ama ısınmaz da çünkü ısındığı zaman parlaklığını kısıyor. Önlü arkalı iki tarafı da Apple'ın kendi yaptığı çok dayanıklı olduğunu iddia etti. Camla kaplı ama biliyorsunuz bu camlar bu telefonun ilk çıktığı zaman birazcık insanları korkuttu. Çünkü hemen düştüğünde kırıldığını iddia ettiler. Yani bu şekilde anlayamam sanki kaportaya bakıyormuş gibi ama zaten bu telefonu alacak kişi kılıfla kullanır. O yüzden dert edeceğinizi sanmıyorum ama kesinlikle şeffaf kılıfla kullanmanızı öneriyorum çünkü çok güzel. İçinde iPhone 14 Pro ve Pro Max'ten bildiğimiz A16 Bionic var. Gayet güzel bir işlemci. Apple biliyorsunuz 14'ten sonra Pro serilerine sadece yeni işlemci çıkartmaya başladı. Bunlar eski işlemci. Hatta kamera da iPhone 14 Pro Max'in kamerası muhtemelen. Ön kamerası bile. Bir öncekilerde elinde fazla kalanları kullanmaya başladı ama bunu Xiaomi de yapıyor. Samsung da yapıyor. Ve baktığınız zaman bu S21 Ultra, S24'e bakın aynısı. 128, 256, 512 GB farklı modelleri var ve RAM'imiz 6 GB. RAM'e çok takılmayın diyor herkes ama yine de RAM önemli. Sonuçta birden fazla uygulama arka, arka planda çalıştırdığın zaman onlar RAM'i biniyor. RAM'in ne kadar fazla olursa o kadar arka planda uygulama çalıştırabilirsin. Evet Android kadar gerekmiyor ama 6 GB bu telefon için yeterli. Ve bu telefonu herkesin alma sebebine kamerasına gelelim iPhone 14 Pro Max'lerden bildiğimiz ve 14 Pro'lardan bildiğimiz 48 megapiksellik kameramız var. Ben bu 48 megapiksel sensöre bayılıyorum çünkü kocaman bir sensör ve bu telefonda telefoto lens olmamasına rağmen gerçekten çok güzel zoom yapabiliyor. Ben ilk gördüğüm zaman demiştim ki ya Apple tamam yüksek çözünürlüklü lens şey sensör kullandın. Telefoto diye adlandırma demiştim ama yine kendi telefonuma örnek vereceğim. 108 megapiksel sensörü var. Ana sensör bakımında bu daha yüksek çözünürlüklü çekiyor gibi. Daha çok yaklaştırıyor. Tabii bunun diğer lensleri telefoto lenslerini saymıyorum. Sadece ikisinin bunun 100 48 megapiksellik bunun 48 megapiksellik. Sen sonra karşılaştırdığım zaman bu daha fazla detay barındırıyor içinde. Apple gerçekten bu sefer yapmış. Quad Bayer dediğimiz bir teknoloji var. Şimdi 48 megapiksel aslında ama çektiğiniz fotoğraflar 48 olmuyor. 4 tane pikseli birbirine birleştiriyor. Birinden ışık bilgisini alıyor, birinden karanlık bilgisi alıyor, birinden aydınlık bilgisi alıyor. O yüzden çektiğiniz fotoğraflarda HDR muhabbeti oluyor. Mesela şurada ışık var. Ben bunu çektim. Burası patlamıyor. Hatta kendime tutayım. Burası patlamıyor. Burası da karanlık kalmıyor. Bu 48 megapiksellik kameranın muhabbeti bu oluyor. Zaten 48 Yine istiyorsanız RAW çekip yani ham hiç işlenmemiş fotoğraf çekip içinden 48 megapiksellik yüksek çözünürlüklü fotoğraf alabiliyorsunuz ama onu çok önermiyorum. Çünkü o dörtlü sistemi kullanmadığı için daha fazla ışık istiyor. Mesela karanlık yerlerde 48 megapiksel ya da mesela bu telefonlarda 108, S23'lerde 200 çektiğiniz zaman çok kötü çekiyor. Yüksek megapiksel hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bence bir telefon için en yeterli megapiksel 16 ile 20 arası. 12 de güzel. 16 20 adam olduğunda çok bile geniş açı lensimize girelim. Bu konuda bilginiz var mı bilmiyorum ama Apple'ın genelde geniş açı sensörleri çok kötü oluyor. Ya kötüden kastım düşük ışık performansları güzel olmuyor. Bu telefonun güzel ben beğendim. Yani yine süper değil. Mesela OnePlus geniş açı sensörlerine altı sensörden belki daha güzel sensör koyuyor. Yani aynı ayarda sensör koyuyor. Bu sefer ne oluyor? Mesela karanlık ortamda normal açıdan geniş açıya geçtiğin zaman fotoğraf kötü oluyor normalde bunlarda. Ama ilk ne bileyim iPhone 11'lerdeki kadar bir fark yok. Bunun geniş açı lensi 12 megapiksel gayet güzel. Makro yok. Şimdi bu telefonda birazdan geleceğim. Bir özelliklerini anlatayım. Bu telefonun yorumlama kısmına geleceğiz. Ön kameraya gelelim. Ön kameramız yine 12 megapiksel. İçinde iPhone 14 Pro'ların, 14 Pro Max'lerin ön kamerası var muhtemelen. Çünkü kağıt üstünde aynı fotoğrafları da benzer çekiyor. Odaklaması var. Güzel. Bunu da videosunu çektim. Ben ön kamerada odaklama gördüğümüzde seviyorum. Çünkü hani tam alanında durmadığın zaman, o odak aralığında durmadığın zaman net çıkmıyorsun. Odaklama olduğu zaman güzel. Neden olmasın yani? Bu kaç yılına geldik? Bir zahmet olsun. Çoğu telefonda yok bu arada. Haberiniz olsun. Yeni iPhone'larda var. Android'de sadece sanırım Samsung'un S serilerinde var. Video bak bu telefon süper video çekiyor. 4K 60'a kadar hem ön hem arka bütün kamerada üç yani 3 kamerada 4K 60 video çekebiliyor ve 4K 60 çekerken kameralar arası geçiş yapabiliyor. iPhone 14'lerde bu geçiş yapma muhabbeti yoktu 4K 60'da. Yani 1080 60'da vardı 4K 30'da vardı ama 60 FPS 4K'da yoktu. Güzel olmuş ama 4K 60 kim çeker bilmiyorum çok fazla yer kaplıyor. Yani sosyal medyaya sadece atıyorsanız fotoğraflarınızı 1080 60 10 numara 5 yıldız yani normal yukarıda zaten seçeneklerde var. Oradan değiştirebiliyorsunuz. Action button yok. Şu an fotoğrafını koyarım. Görmüşsünüzdür illa. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te action button geldi buraya. Bastığınız zaman kendi ayarladığınız, daha önceden ayarladığınız mesela ne bileyim flash aç. Bir kere basıyorsun flash açıyor. İki kere basıyorsun kamera açıyor gibi. Özelleştirebilici bir tuş vardı ama bunda onu koymamış Apple. Ya tabi nereden kısacağını şaşırıyor. Ekranı hadi. Tabi çok önemli belli, O ekran, ekran neden 60 Hz ya? Allah'tan Type-C portunu şey yapmamış. O da zaten kendi elinde olan bir şey değildi. Avrupa bunu zorladı. Apple sen yiyorsa yapma dedi. Artık burada Type-C portumuz var. Kablosuz şarj, kablolu şarj ne biliyorsunuz? Apple'ın kendi hızlı şarj diye adlandırdığı 15 watt'la 20 watt'la şarj oluyor ama diğer markalara göre bu çok hızlı değil çünkü millet 200 watt falan kullanıyor. Ha önermiyorum hızlı şarj ama yine de hızlı şarj olmuyor. Zaten kutunun içinden de adaptör çıkmıyor. Bir telefonun bir güzel yanı da hoparlörü. Gerçekten bu kadar güçlü ki, o kadar gür ki. Yani bunun Pro ile bunun arasında bir fark yok. Gerçekten ikisi de çıstak çıstak ses çıkıyor. Yani son sesi aldığın zaman şaşırıyorsun. Hani bundan mı çıkıyor bu ses oluyorsunuz? Ben 15 Pro Max denedim arkadaşıma. Onun da incelemesi gelecek. Onu deniyordum. Ya yani ben onu görene kadar kendi telefonumun sesine çok diyordum. Ama gerçekten bayağı iyi. Şimdi eğri oturalım, düz konuşalım. Bu telefon kime göre, kim almalı ve kim neden almamalı? Şimdi izleyiciler yanlış alınacak ama bence bu telefon bir kız telefonu. Ama nasıl bir kız şimdi bak. Bilinçleme bir saniye. Bununla pro arasında bak eğer sen bir iPhone alacaksın. Bu 15, 15 ile 15 pro ile düzlerin arasındaki farkı biliyor musun? Yaz, biliyorsan yoruma yaz. Biliyor musun? Bilmiyorsun. 3 tane kamera var. Üçüncü kamera ne şey yarıyor? Biliyor musun? Hayır. O zaman sana göre değil bak. Apple gerçekten müthiş bir cihaz üretiyor. Yani iPhone'lar, telefonlar ve iPhone'lar olarak böyle hani bu ayrı bir kategori gibi bir cihaz yani aslında. Ama insanların gözünde artık o kadar şey oldu ki iPhone oldu ama kimse özelliğini bilmiyor bu telefonun. Bu mesela Pro aldığınız zaman 3. kamera var ya 3. kamera ne işe yarıyor mesela? Zoom kamerası o. Pro'larında zoom kamerası olarak kullan ama sen ben mesela ben fotoğrafçıyım. Benim akranlarım mesela anlıyor. Diyor ki ha telefoto lensi varmış. Pro'da 3x, Pro Max'te 5x. Tamam bak sen biliyorsun. Bildiğin için sen alabilirsin. Ya da mesela iPhone'lara Type-C SSD'yi bağlayıp oraya kayıt edebiliyorsun. Sen bunu biliyor musun? Ya kullanacak mısın? Bilmeye geç. Kullanmayacaksın. Sen bununla sen bunu neyini kullanacaksın? Hemen gösteriyorum. Bana ben bu şekilde konuşuyorum diye kızma başım. Bak Instagram'a gireceksin. Aa çok akıcı, çok net. Oo ye yeah, çok güzel. Sen bunu bunun için alıyorsun. Bu telefon bu, bu telefonu. Gireceksin. Gerçekten de güzel çekiyormuş ha. Ve hala ne kadar ben Samsungcu olsam da hala S24'ler bile Instagram'da bu kadar güzel değil. Bu bu bir gerçek tamam. Onlarda artık güzel story atıyor. Hele telefonu kendi kamerasından çekip story atıyorsan evet sorunsuz. Ama Instagram'ı kendi kamerasını kullanmaya geldiğin zaman Apple hala daha iyi. Bunun telefonla alakası yok aslında. Ama Samsung'lar diğer Samsung S serileri diğer Android'lere göre biraz daha ayrıcalıklı. Samsung işte ne bileyim Snapchat'te diğer lensleri kullanabiliyoruz ya da Instagram'da HDR çalışıyor. Mesela sen bununla Pro'nun arasında kaldın ya da biri sana geldi ki ya boş onu 14 Pro al ya da biraz daha koy 15 Pro al dedi ya. Sen lidar sensör var mesela burada. Lidar sensörü bir şeyin uzaklığını yakın bunu ölçüyor. İşte 3D modelleme yapacaksın ya da gece portre modu çekerken yüzünün ya yani yüz değil de çekeceğin objenin uzaklığını alıyor. Sen bunu kullanacak mısın? Kullanmayacaksan alma. Ama aralarında öyle bir fark var ki Pro ile bunun. Kesinlikle bu telefonu direkt Red Flag yani direkt bu telefonu almama sebebi 60 Hz ekranı var. 60 Hz. Peki 60 Hz ekran ne demek? Şimdi bu ekranlar sürekli olarak açık değil. Bu sürekli ekran açılıp açılıp kapanıyor ve gözün bunu algılamıyor tabii. Ama bunun bir yenileme hızı var. Mesela FPS, telefonla videolardan, oyunlardan biliyorsunuz. 60 FPS, bilmem şöyle FPS, 30 FPS falan. Eski telefonların hepsi 60 FPS tamam mı? Ama artık modern çoğu telefon 120 Hz ekran kullanıyor. Ve o kadar fark ediyor ki markadan bağımsız söylüyorum. Şu an 10.000 lira bandında bile alabileceğiniz giriş seviyesi telefonlar bile 90-120 Hz'den falan başlıyor. O kadar fark ediyor ki çünkü çok ucuz bir teknoloji. 10.000 liralık telefonlarda var. Mesela bir süre kullandın 120 Hz'de alıştın gözüne bir farklı bir şey gelmiyor. Ama sonra 60'a bir geçiyorsun. Lan bu niye kasıyor anasını? Böyle bir tepki şey yapıyorsun. Ya bunu bu şekilde anlatamam. Ağır çekim altında aslında göstermen gerekiyor. Ağır çekimde gösterince 120 Hz'in farkı anlatıyor. Ama bu Göstermeli bir şey değil. Bu deneyimli bir şey. Gidin bir teknosaya, vatana gidin. Bir prosunu inceleyin. Prosunda var ya 120 Hz. Bir de düz, düzünü veya plusunu inceleyin. O kadar fark var ki kasıyor gibi hissediyorsun. Ha ben hiç daha önce hayatımda 120 Hz ekran kullanmadım diyorsan seni çok etkilemez. Ama bir kere bile kullanırsan gerçekten bir şaşırıyor. Ya bu niye kasıyor oluyorsun yani? Mesela 15 Pro Max incelemesi çektim de, dedim ya. Yakın arkadaşım, liseden biri arkadaşım siz iPhone 8'den bu 15 Pro Max'e geç. Çocuk diyor ki, ya şok oluyor. Ya bu niye bu kadar hızlı ya diyorum ki hızlı değil. Akıcı. iPhone 13'e geçiyor ondan sonra. Şu sonuç olarak 13 kasan bir telefon değil. 13 hala çok hızlı bir telefon. Diyor ki 13 yavaş geliyor diyor. 13 yavaş gelmiyor. 13'ün ekran yenileme hızı düşük. Bu ekrana bu kadar yükseldim ama şunu söylemeyi de unutmayın. Apple dinamik adayı sonunda bunlara da getirdi. Biliyorsunuz 14'lerde böyle bir ayrımcılık yapmıştı. Artık ya telefondan neyi kırpacağını şaşırıyor. Şimdi titanyum gereği var mıydı yani? Birkaç gram daha hafif oldu. Gereği yoktu. Zaten sadece dışı titanyum kaplama. Alüminyum mesela bu. Markalar son zamanlarda çok saçma iş yapıyor. Mesela Samsung'un S24'ü de. Onun, o ayrı bir video çekeceğim. Ulan Samsung. Diyor sanki ben... RAW fotoğraf çekmeyeceğim. Bilmem ProRes video çekeceksen. Bu ProRes işte log videolar ne oluyor? Renksiz video veriyor eline. İçinde daha fazla renk bilgisi, daha fazla ışık bilgisi oluyor. Sen bunu Premiere Pro'da, Da Vinci'de yani video işleme programlarında işleyerek istediğin mesela şuranın daha fazla bilgi oluyor eline. Daha fazla bit oluyor aslında. Bu buraları daha fazla renklendirebiliyorsun. Sen bunu kullanacak mısın? Kullanmayacaksın. O zaman bu sana göre okey. Ya da düzü senin için okey. Ya Pro alman için bir sebep yok. Plus bu arada hani eskiden 7 vardı 7 Plus vardı. Plus'ın biraz daha iyi özellikleri oluyordu. Mesela kamerası falan daha iyi oluyordu ama bunlar da pil dışında çünkü telefon büyüdüğü için pil de büyüyor. Ve ekran boyutu dışında hiçbir fark yok. Bu arada ekran koruyucudan dolayı şu izler var onu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ya tasarım olarak çok güzel. Ben tasarımı çok beğendim. Tam yani ben büyük telefon sevmiyorum. Evet büyük telefon kullanıyorum ama ben bunu kamerası için aldım. Yani şu farktan bahsediyorum. Bunun kamerasını açtım tamam mı? Sadece deklanşör var. Sadece de baş hiç bir yukarıdan son zamanlarda yok 4'ü 3 Ayrı kontrast ayarı. Ya pozlamayı bile kafana göre değiştiremiyorsun. Apple bunları diyor ki sen bunları değiştirmek istiyorsan ayrı uygulama indir diyor. Mesela ne bileyim Blackmagic Camera diye bir uygulama var. Bunu indirdiğin zaman detaylı profesyonel video çekebiliyorsun. Ya da ProShot gibi uygulamalar var. Bunları indirdiğin zaman ISO'sunu, enstantanesini ayarlayabiliyorsun. Ama ben bir Android aldığı zaman bunu zaten kendi kamera uygulamasında yapabiliyorsun. Buna mesela hareket modu geldi. Hareket modu diye bir şey. Biraz daha kırpıp videoyu, biraz daha işte ışık gerektiriyor tabii ki. Koştuğun zaman böyle gimbal üstündeymiş gibi bir hareket sunuyor. Alan çoğu kişi buna şaşırıyor ama ben çok şaşılacak bir şey özellik olduğunu sanmıyorum. Yani video işiyle uğraştığım için bana biraz şey gelmiyor. Yani warp stabilizer atıp yaptığımız şeyler. Ama Android'lerde de var. Eski an bu 2021 modeli bunda bile var. İşte hareket modu geldi. Onun dışında bu bu telefon ben alayım bu telefonu 5 sene 6 sene kullanayım. Hem alo diyeyim hem net fotoğrafımı çekeyim ki süper fotoğraf çekiyor. Fotoğrafı videosu gerçekten ana lensi. Ana sensörü mükemmel yani ben bayıldım. Apple'ın son zaman kameraları çok güzel yapıyor. Ben düz bir kullanıcıyım. Telefonu telefon etmek için kamerasını dümdüz işte alışveriş yaptım onun fişini çekeceğim. Kendimi çekeceğim arkadaşımı atacağım diyorsan okey ama ben bunu da bir iş yapacağım. Bilmem ürün fotoğrafı çekeceğim. Bir yıldızları çekeceğim bilmem ya hayır o, o, zaman hayır. Yine yaparsın ama o zaman sana prosunu öneriyorum. Ya, pro çok pahalı o zaman 14 prolara bakacaksın. 14 pro ile 15 pro arasında ya, var fark ama öyle o kadar bir fark yok. Sonuç olarak dediğim gibi telefon güzel öneriyorum. Benden geçti arkadaşlar. Ben normalde biliyorsunuz Apple çok fiyatından dolayı çok fazla sevmem. Normalde ben Apple'la büyüdüm. Ben 9 yaşımda bile iPod Touch'ım vardı. iPod Touch 4'üm falan vardı o zaman. İşte iPad'ler, iPad 2'ler iPad falan. Yani yurt dışına amcam getiriyor tabii ki. Burada yine pahalıydı. Ben Apple ürünlerini fiyatından dolayı ve insanların bakış açısından dolayı sevmiyorum. Hatta ben şunu diyorum. Ben bunda Tim Cook, işte Steve Jobs yani Apple benim babamın markası değil. Ya da şunu benim babamın markası değil. Ben bunları övmüyorum ya da bunları gömüyorum. Ben bunun kitlesini gömüyorum. Mesela ucuz Android kullanan insanlar ya biri çıkmış gelmiş diyor ki Note 8 Pro iPhone 15'ten ya aynen iyi kanka Note 8 Pro daha iyi tamam APK ekliyorsun çünkü. Bir şey diyeceğim gerçekten şu YouTube'a girme amacım telefon telefon incelemek değil. İnsanlara bilgi sokmak. Ve herkes öğrensin demiyorum. Ben mesela gidip anneannem telefon hakkında iPhone 15'in kamerası 48 megapiksel Quad beher kullanıyor. Bunu böyle bir iddiam yok. Telefon hakkında bilgim var diye konuşup şu taraflarından götünden konuşan insanlar hakkında ya bunlara birazcık gömmek istiyorum. Telefon güzel, ayrıca çok güzel. Apple'ın muhteşem titreme hissi devam ediyor. Aklınıza soru gelirse yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen ben bu videoyu attığımda 1000 abone olmuş olacağım. Bakalım sen bu videoyu izlerken ben kaç aboneyim? Merak ediyorsan in bir de yanındaki abone tuşuna bas. Bizim de işimiz görürsün yani o kadar ulaşıyoruz. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Ha bu arada üstüm yırtılmadı. Bu modeli böyle. Çektiğim fotoğrafları incelerken şöyle bir şey fark ettim. Bu iPhone 15 Plus'la 24 megapiksel çekilmiş bir fotoğraf. Bu da yine aynı ama bunun çözünürlüğü daha çok muhtemelen evet 12 megapiksel 4 ne 3000. Şimdi şöyle bir şey fark et. Bir kat yakınlaştırmalı yani normal lensle hiç yakınlaştırma yapmadan çektiğimiz zaman detaylar bu şekilde. Yani mesela gördüğünüz gibi şuradaki yazı okunmuyor. Fakat çekmeden önce zoomlayınca ne kadar üstünden bir yapay zeka geçmiş gibi gözükse de Milli Gençlik Vakfı yazını ben burada okuyabiliyorum. Burada kitapların alakasızlığı biraz saçma olmuş ama benim değildi. <laughs> bu şekilde çektiğimiz zaman daha net olmasının sebebini söylüyorum. Şimdi normal şartlarda hani anlattım ya hatta. Şimdi bu fotoğraf 4000'e 3000 e 3 3 12 megapiksel s 21 Ultra ile çekilmiş bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi 12 megapiksel detay çok mesela şuradaki arabanın plakası okunmuyor tamam mı? Çünkü detay yok. Ama gren de yok fotoğrafta. Bakın gren yok yani net değil tabii ki çünkü düşük çözünürlüklü. Gren çok mesela şuralarda buralarda bile neredeyse yok. Ama telefon şu şekilde 108 megapikseli geçtiğimiz zaman Gren'i görüyor musun? Bak 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 Gren'i görüyor musun? Her yer Gren. Ama daha fazla detay var mesela bak. Arabanın plakası okunuyor. Baya Daha fazla Gren var çünkü yüksek ışıkta çekmeme rağmen bu kadar Gren oluyor. Ama daha yüksek detay oluyor. 15 Plus'ta da şundan bahsedeyim. Burada fark ettiğim ve şaşırdığım aslında güzel bulduğum şey bu. 1x'te çektiğimiz zaman Burada 24 megapiksel çekmiş. 24 megapiksel olduğu zaman da 4 tane piksel değil de 2 tane piksel birleştiriyor. İşte o şekilde düşünün. 24 megapiksel çekiyor. 12'ye de alabiliyorsunuz bu arada iPhone kendi ayarlarından. Bak gördüğünüz gibi detay yok ama gren de yok. Ve daha fazla. Daha mesela çok daha loş ışıkta fotoğraf çektiğin zaman çok güzel olacak. Ama zoomladığın zaman telefon diyor ki bak bu zoomluyor. Ben otomatik 48 megapiksel modumu açayım. Daha fazla detay alayım. Apple'ın hani şey diyordu ya bu telefonda telefoto lens yok ama sanal bir telefoto var diyor ya. Gerçekten bu o. Hatta bu fotoğraf benim 108 megapiksellik sensörümle çekildi. 108 megapiksel bulunu aldım ve zoomladım. S21 Ultra ile. Tamam 3 sene daha eski bir sensör. Belki şu an S24 ile ya da S23 ile çekilse bu kadar kötü çıkmaz. Ama 48 ile 48 çekilmişe bakın. 108 ile çekilmişe bakın. Yani normalde bunun Burada kitabın içine okumamız gerekiyordu bu kadar yüksek çözünürlüklü olmasına rağmen. Burada da megapikselin aslında hiçbir şey ifade etmediğini göstermek istiyorum. Şu fotoğraf 26 megapiksellik Canon EOS RP ile çekildi. Full frame sensörü var yani kocaman bir sensörü var. Bu da S21 Ultra ile çekildi. Tamam bu elim bilim lensle çekildiği için biraz daha yakın çekildi. Daha fazla veri olmuş oluyor megapiksel olduğu zaman elinize. Daha çok yakınlaşmamız gerekiyor. E neden burada yakınlaşamadım? Belki gündüz ışık gündüz ışığında olsa daha net olabilir. Ama megapiksel arttığı zaman her zaman piksellerin boyu küçülür ve küçük piksel ışık alamaz. Gördüğünüz gibi bakın. Aynen kanka bak. Yani şu fotoğrafa bak. Bir de şuna bak. Bu da inanmıyorsanız gösteriyorum. 12.000'e 9.000. Gördüğünüz gibi S21 Ultra ile çekilmiş. Bu da aynı şekilde 26 megapiksel. Ki dosya boyutlarına bakın ya. Yani. Bunun dosya boyutu yarı yarıya neredeyse daha az olmasına rağmen. Ya bunun pozlaması da daha uzun. Yani daha hızlı çekmiş.